Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir numara. Ona ulaşan ilk siz olmayın. Bütün gün telefonun başında oturup ona mesaj atmaktan daha önemli işleriniz olduğunu onun anlamasını sağlamalısınız. Bu durum onunla oyun oynuyormuşsunuz gibi gelebilir. Size mesaj attıktan sonra cevap vermeden önce birkaç dakika beklemenizi tavsiye ediyorum. İlk birkaç mesajdan sonra uygun bulduğunuz hızda mesajlaşmaya geri dönebilirsiniz. Öte yandan size ulaşan ilk kişi olmayı reddederse bunun bir kırmızı bayrak olduğunu görün. Erkekler sizi özlediklerinde aşık olurlar. Bu yüzden de onu önceliğiniz yapmamalısınız. Kadınlar, erkekler sevgi gösterdiklerinde hemen onu önceliği yaparlar. Ancak onu hemen size aşık edecek şey bu değil. En güçlü duygu olarak aşkı yaşamasını sağlayacak olan şey, önceliğiniz olmak için savaşması gerektiğini bilmesidir. Erkekler kovalamayı sever. Bu yüzden de ona sizi kovalaması için bir sebep verin. Hayatını istediğin gibi yaşamalı ve ona seni özlemesi için izin vermelisin. Olması gerektiği gibi şimdilik kendinize öncelik verin. Evet, 3 numarada ise ondan yardım isteyin. Bir adamda onu kahraman olmaya iten bir şey var. Bir kadına bakmak ve onu korumak ister. Tabii ki bir erkeğin bakımına ihtiyacınız yok. Güçlüsünüz, bağımsızsınız. Ancak ona bir erkek gibi hissetme ayrıcalığını vermelisiniz. Kendisine ihtiyaç duyduğunu hissederse erkek gibi hissedecek. Bu yüzden de senin yanında kendini gerçek bir erkek gibi hissedecek. Ona bu şeyleri hissetme imkanı verin. Onun tek gerçek aşkının sen olduğunu anlayacak. 4 numara, eşyalarını geride bırak. Bu yüzden bir dahaki sefere onun yanına gittiğinde eşyalarını bırak. Büyük ve anlamlı bir şey olmak zorunda değil. Saç tokanızı, defterinizi, hatta okuduğunuz bir kitabı bırakabilirsiniz. Orada sana ait bir şey bıraktığını gördüğünde anında seninle birlikte geçirdiği zamanı hatırlayacak. Ayrıca bu durum hatırlatma ihtiyacını da doğuracaktır. Seninle iletişime geçecek, bunu size ne zaman verebileceğini soracaktır ya da ne zaman almaya geleceğinizi. Bu yüzden aklında kalmanın harika bir yolu. 5 numarada, konuşmaları sonlandıran ilk siz olun. Seninle iletişim kurduğunda konuşmayı ilk bitiren sen olmalısın. Ona kendi hayatında hemen ilgilenmeni gerektiren bir şey olduğunu söyle. Bu arada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer ilk konuşmayı o bitirirse bunda da panik yapmayın. Konuşmanın ilginç bir noktaya geldiğini gördüğünüzde ona gitmeniz gerektiğini söyleyin. Tabii ki bunu istemediğini biliyorum. Bütün gününü onunla konuşarak geçirmek istiyorsun. Ama bunu yaparsan kalbi tekrar seni görmek için sızlayacak. Siz tekrar müsait olduğunuzda konuşmayı kaldığı yerden devam ettirmek için uğraşacaktır. Dediğim gibi erkekler özlediklerinde aşık olur. Bu yüzden sosyal medyada iyi görünün. Kanepesinde huzur içindeyken telefonda gezindiğini, ardından sosyal medyada senin fotoğrafına rastladığını hayal et. Eğer sık paylaşım yapıyorsanız sosyal medyada paylaşımı azaltın. Sosyal medyaya en iyi fotoğraflarınızı atın. Adam kanepede otururken birdenbire senin o güzel fotoğrafını gördüğünde kalbi hızla atacak. Ve genelde çok paylaşım yapıyorsanız bunu biraz durdurmanızı tavsiye ediyorum. Her iki ya da üç günde bir yayınlayın. Ancak içerikleriniz kaliteli olsun. 7 numarada, ona seni hatırlatacak özel bir parfüm kullan. Günlük olarak hangi parfümü kullanacağını henüz çözememiş olabilirsin. Bu senin için bir işaret. Koku duyumuz doğrudan anılarımızla bağlantılıdır. Bu yüzden aynı parfümü kullandığında seni hatırlayacak. Senin gibi kokan bir kadının yanından geçerse veya bir kapalı yere girdiğinde bu kokuyu alırsa seni özler. Büyük bir kalabalığın içinde bile bu kokuyu fark edecek, seni özleyecek. Bir gün ikiniz ayrı yollara gitseniz bile bu koku her zaman seni hatırlatacak. 8 numara, hayatın tadını çıkar. Sizi bekleyen kendi gerçek hayatınız var. Bu yüzden tüm dikkatinizi aşk hayatınıza odaklamayı bırakın.
bir erkek hayatınızın heyecanlı olduğunu, eğlendiğinizi gördüğünde hayatınızın bir parçası olmak isteyecektir. Bir erkek hayatından zevk alan kadına aşık olur. Tüm dikkatinizi ona verir. Arkadaşlarınızı ve ailenizi görmezden gelirseniz, istediği zaman size sahip olacağını bilecektir. Onsuz pek çok şey deneyimleyebilirsiniz ve bunu yapabilirsiniz. Kendi önceliğiniz olun. 9 numarada ise kişisel bakımınıza daha özen gösterin. Biliyoruz ki kadınlar olarak bize erkeklerin görsel yaratıklar olduğu öğretildi. Fiziksel görünümü için çaba harcayan bir kadına erkeklerin daha çok dikkat ettiğini biliyoruz. Ünlü bir yazarın şöyle bir sözü var. Kiminle nerede karşılaşacağınız hiç belli olmaz. Bu yüzden fiziksel görünümünüze çok dikkat etmelisiniz. Bu senin her zaman kraliçe gibi mükemmel görünmen gerektiği anlamına gelmez. Kendi kişisel hijyeninize, fiziksel görünümünüze çaba harcarsanız o bunu zaten takdir edecektir. 10 numarada ise benzersiz olun. Her zaman kendi değerine, kendi istek ve ihtiyaçlarına sadık ol. O senin hayatının bir parçası olabilir ama hayatının tümüne sahip olamaz. Bu yüzden her zaman kendi değerinizi bilerek hareket edin. 11 numara, yapışkan olmayın. Düşünsenize, her zaman etrafta olursanız sizi nasıl özler ki? Son derece yapışkan olan bir erkekle birlikte olsaydınız ve hayatınızın her alanına dahil olsaydı ne yapardınız? Ona çifte mesaj atan bir kadınsan, çifte mesajı biliyorsunuz, arka arkaya metinler göndermek, daha cevabı almadan ona sürekli yazmak, size nereye gittiğini söylemediğinde bunu bilmek için hevesli görünmeyin. Sizinle takılmak istemiyorsa ya da randevularını iptal ediyorsa bir kere kendi değerinizi bilin, bunu fazla büyütmeyin. Sana zaman ayıramıyorsa sen de ona zaman ayırmamalısın. Bu kadar kolay. Kendi değerinizi bilin. 12 numara, sabırlı olun. Sağlıklı ilişkiler bir gecede olmaz. Büyük bir sabırla gerçekleşirler. Bu yüzden erkekler sessizce ve yavaşça aşık olurken onun hayatının bir parçası olmak için acele etmemelisiniz. Seni özlemesi ve sana ihtiyacı olması için ona zaman vermelisiniz. 13 numarada ise hayatınız hakkında biraz gizemli olun. Erkekler gizemli kadınlara mı aşık olur, yoksa bu sadece bir efsaneden mi ibaret? Doğru, gizemli kadınlara çekilirler. Bu yüzden de gizemli olmaktan korkmayın. Sizi tanımak için çaba göstermesi gerektiğini ona gösterin. Sürekli kendinden bahseden, konuşan biri olmamalısın. Aksine ona sorular sorarak kendisini anlatmasını sağlayın. Sadece onun hakkında fazla şeyler öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda seni tekrar görmesi için de bir sebep vermiş olacaksın. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyerek onu özel hissettireceksin. Ancak sizinle ilgili kişisel bir şeyler öğrenmeye çalıştığında, konuyu değiştirirseniz duvarlarınızı yıkmaya çalışacaktır. Ve senin hakkında daha fazla konuşmak isterse, yavaş ama emin adımlarla aşık olmaya başladığının işaretidir. 14 numara, bırakın planları o yapsın. İnisiyatif almasına izin verin. Her zaman randevuları başlatan kişi olmayın. Planlamayı o yapsın. Randevuları başlatan sizseniz. Ona bir daha ne zaman görüşeceğiz, ne zaman bir araya geleceğiz diye sorular soran da sizseniz. Onun sizi özlemesini sağlamayacak hareketler bunlar. Sık sık birbirinizi görüyorsanız sizi özlemeye zamanı olmayacaktır. Seni özlemesini, sana bağlanmasını istiyorsan eğer sık sık görüşme. Önce onun iletişime geçmesini bekleyecek kadar kendinize saygı gösterin. Bu şu demek değil, her zaman teklif ondan gelecek. Sizin de onu istediğinizi belli edecek tekliflerinizi duymak ister. Böylece hala onunla ilgilendiğinizi anlar. Ama bu şu demek değil ki, her zaman teklif eden kişi siz olacaksınız. Onun yanında olmak için her şeyi yapabilecek biri olduğunuzu gösterecek sebepler vermeyin. 15 numara, beden dilinizi kullanın. Vücut diliniz zaten her şeyi söyler. Ona olan ilginizi tek bir kelime söylemeden basit beden dilleriyle açıklayabilirsiniz. Beden dilinizi
sizi deli gibi özletecek şekilde kullanabilirsiniz. Nasıl yaparsın? Diyelim ki küçük basit dokunuşlar. Bununla çok çekici ve kadınsı görünebilirsiniz. Etrafta olmadığın zaman yokluğunu hissedecek. Basit dokunuşları hatırlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Gülerken koluna dokunabilirsin veya konuşurken ona yaslanabilirsin. Onu daha iyi duymak bahanesini kullanın. Uygun olduğunu düşündüğün zaman ona sarılırsan seni özlemesini sağlamanın harika bir yoludur. Onun kollarında kendinizi küçük ve kırılgan hissedeceksiniz. Ve o sizi koruma ihtiyacı hissedecek. Bir erkeğin seni özlemesini tam da böyle sağlarsın. 16 numarada savunmasız olabileceği güvenli bir alan yaratın. Bunu daha önce duymamış olabilirsiniz. Ne demek birisi için güvenli bir alan yaratmak? O zaten size aşıkken yapmanız gereken bir şey gibi geliyor kulağa. Hoşlandığınız adam çevrenizdeyken kendinden bahsetme konusunda kendini güvenli hissetmeli. Onun için güvenli bir alan yaratmak demek, duyguları hakkında konuşması için ona alan vermelisiniz. Erkeklerin hayatlarında genellikle böyle biri olmaz. Sürekli bir şeyler hissettikleri için onları küçük düşüren erkeklerle etrafları çevrilidir. Bu nedenle başkasıyla konuşamayacağı kişisel derin şeyler hakkında sizinle konuşması için onu teşvik edin. Bu hareket onun size karşı duygusal çekim hissetmesini sağlayacaktır. Bu fiziksel çekimden daha büyük ve daha derindir. Aşık olacağı mükemmel kadını bulduktan sonra kalp kırıklığından korkacaktır. Yanında olmadığın zaman neyi kaçırdığını anlayacaktır. Seni özlemeye başlayacak çünkü hayatında onu anlayan tek kişi sensin. 17 numarada ise kendi değerini bil. Bu birisiyle çıkarken aklınızda bulundurmanız gereken şey ama unutuyorsunuz. Sana yeterince ilgi göstermeyen bir erkeğe sarılmamalısın. Buna izin verme. Hiçbir erkek özgüveni düşük bir kadını özlemez. Yanındaki kadının hayatının sahibi olan ve ne istediğini bilen bir kadın olmasını tercih eder. Neyi hak ettiğinizi bilirseniz kendi değerinizi bilmiş olursunuz. İşte böyle bir kadını erkekler özler ve her zaman yanında olmasını ister. Neyi hak ettiğini bilen bir kadınsanız o ruhunuzu özleyecek ve sizi her zaman yanında görmek isteyecektir. En büyük önceliğiniz siz olun. O zaman sizi hafife alamayacağını bilecektir. Beni özlüyor, peki şimdi ne olacak sorusu var. Çıktığın adam seni özlediğini söyledi. Bu seni hemen seviyor mu anlamına geliyor? Hayır. Çünkü aşk bu kadar hızlı olamaz. Bir günlüğüne birini özlediğin için ona aşık olamazsın. Aşk bu kadar ekspres değil. Bunun yerine daha önce belirttiğim gibi biraz sabırlı olun. Sana aşık olabilmesi için ona yeterince zaman ver. Gardını da düşürmemelisin. Seni özlediğini söylüyor. Bunu dediği için hemen müsait olma. Fazla müsait olmak onu senden uzaklaştıracaktır. Fazla müsait olmak demek onun dikkatini çekemeyecek kadar aç gözlü olduğun anlamına gelir. Ona bu gücü vermeye gerek yok. Topu kendi sahanda tutmalısın ve onsuz da iyi bir iş çıkarabileceğini ona göstermelisin. Bunun bir parçası olmak istiyorsa zaten olacaktır. Hayatının geri kalanında saklanmak ve gizemli olmak zorunda değilsin. Bunun yerine ona yavaşça kalbinizle ilgili fikir verin. İşte bu yüzden sabırlı olun. Sevgili arkadaşlar, bu konunun da sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.